İyi akşamlar. Takvimler 18 Haziran Cumartesi'yi gösteriyor. Ben Fatma Meltem Naz Yılmaz. TV2 Akşam Bülteni ile karşınızdayız. Hafta sonu yoğun bir gündem vardı. Ordu'da Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş hafta sonu mesaisini Ordu'ya ayırdı. Memleketi Ordu'ya gelen Kurtulmuş, Ordu Giresun Havalimanı'nda törenle karşılandı. Ayağının tozuyla gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş'un gündeminde terör vardı. Ordu'dan bir kez daha net bir mesaj veren Kurtulmuş, terör kazanmayacak, Türkiye kazanacak dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Ordu Giresun Havalimanı'na geldi. Burada gazetecilerin terörle mücadeleyle ilgili sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, etkin bir şekilde terörle mücadelenin sürdüğünü söyledi. Türkiye geçen sene 22 Temmuz'dan bu yana terörle sistematik bir mücadelenin içerisindedir. Çok kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz. Terör gerçekten son derece yaygın bir şekilde hem şehirlerde, birçok ilçelerimizde, illerimizde hendekler kazarak, çukurlar kazarak ya da canlı bombaları kullanarak büyük şehirlerimize de zarar verecek şekilde faaliyetlerde bulundu. Ama çok şükür çok etkin bir koordinasyondu. 22 Temmuz'dan bu yana üstüne gidiliyor ve terör inşallah bütünüyle etkisiz hale getirilecek. Türkiye'de artık terör örgütleri hiçbir şekilde faaliyet gösteremez hale getirilecek. Güvenlik güçlerine de teşekkür eden Numan Kurtulmuş, son derece kapsamlı proje yürütülüyor ifadelerini kullandı. Kesinlikle milletimiz, vatandaşlarımız terör örgütünün yanında yer almamıştır. Emniyet kuvvetlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mensuplarına, korucularımıza, bütün birimlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da can pahasına her sabah göreve başladıklarında nereden hangi kör kurşunun geleceğini bilmeden ama hiçbir şekilde cesaretlerinden geri adım atmadan fedakarca bir mücadele yürütüyorlar. Bir kere daha şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sadece PKK değil arkasındakilerle de mücadele ediyoruz diyerek de Türkiye üzerine oynanmak istenen oyunların olduğunu vurguladı. Terör dediğimiz, PKK terör dediğimiz terör sadece gördüğümüz birkaç bin kişiden ibaret değildir. Bunların arkasında nice devletlerin, nice büyük güçlerin nasıl destekler verdiğini biliyoruz. İstihbarat destekleri veriyorlar, lojistik destekler veriyorlar, siyasi destek veriyorlar, ekonomik destekler veriyorlar, hatta silah destekleri veriyorlar. Sadece bir örgütle değil, o örgütlerin arkasındaki akıllarla da mücadele ediyoruz. Ama tereddütsüz bir şekilde bunu bu millet kazanacaktır. Ve inşallah her şehrimiz esenlikli, güvenlikli hale getirilecektir. İş mekan da yok. Ordu Valiliği dün akşam Boztepe'de bir sessizde resmi davetli iftar yemeği verdi. Birçok sivil toplum örgütü temsilcisinin davet edilmediği yemeğe Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da katıldı. Ancak iftar yemeğinde Vali Balkanlıoğlu skandal üstüne skandallara imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Başbakan Yardımcısının da bulunduğu iftar buluşmasındaki protokol masası Diyanet ve Diyanet temsilcilerine kapatıldı. Ordu İl Müftüsü, 3 il müftü yardımcısı ve 19 ilçe müftüsü varken üstelik Ordulu'da olmayan emekli bir Kur'an kursu öğreticisine yer verildi. Skandal bununla da bitmedi. İftar duasını da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temsilcileri yerine yine aynı isim yaptı. Ordu Valiliği tarafından dün akşam Boztepe'de resmi bir davetle iftar yemeği düzenlendi. Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar buluşmasına Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da katıldı. İftara katılan diğer isimler arasında ise AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Garip Gümüş, Cumhuriyet Eski Başsavcısı Metin Uslu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk ve Ordu İl Emniyet Müdürü Caner Tayfur da vardı. Ancak Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu resmi davetle verdiği iftar yemeğinde skandal üstüne skandallara imza attı. İşte bu skandalların ilk ayağı Diyanet'te yaşandı. Vali İrfan Balkanlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gözünün önünde
Diyanet'in resmi temsilcilerini protokol dışı bıraktı. Davette Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde çalışan il müftüsü, 3 il müftü yardımcısı ve 19 ilçe müftüsüne yer verilmezken, masaya emekli bir Kur'an kursu öğreticisine yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Skandalın ikinci ayağı ise iftar duasında yaşandı. Vali Balkanlıoğlu yine aynı iftar buluşması sonrasında duayı da il müftüsü, 3 il müftü yardımcısı ve 19 ilçe müftüsü varken yine protokol masasında yer verdiği emekli Kur'an kursu öğreticisine okuttu. Yaşanan bu skandalların hepsi üstelik Diyanet İşleri Başkanlığından da sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un gözlerinin önünde oldu. İftar programında katılımcılara hitap eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, paralelcilere ve paralel çeteye karşı da son derece açık, sert ve net mesajlar verdi. Elinde silah olan teröristi tanımak kolaydır. Onunla mücadele yaparız. Ama gizli kapaklı bir şekilde devleti ele geçirip, kamuoyu hareketsiz hale getirerek millete karşı fitne tuzakları içerisinde olan paralel çetelere karşı da mücadele etmek hepimizin ve hepinizin boynunun borcudur. Bu devlet kimsenin babasının malı, kimsenin çiftliği değildir. Bu millet dini ya da seküler hiçbir kendine cemaat adı veren bir grubun çiftliği de değildir. Bu millet 79 milyonundan müteşekkildir. Ve devlet 79 milyonun hepsinin devletidir. Peki devlet erkanının da bulunduğu resmi bir davette 23 tane müftü varken bu emekli Kur'an kursu öğreticisi neden ve hangi sıfatla bu iftara davet edildi? Devlet içerisindeki görevi nedir? Diyanetten sorumlu Başbakan Yardımcısının da bulunduğu bir davette Diyanet'in atadığı il müftüsü, 3 müftü yardımcısı ve 19 ilçe müftüsü varken hiçbir resmi sıfatı olmayan ve üstelik bulancaklı olan ilkokul mezunu emekli bir Kur'an kursu öğreticisinin iftar duası yapmasına hangi sıfatla ve hangi gerekçeyle fırsat verilmiştir? Kamuoyu, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'dan bu skandalların ve bu soruların yanıtını bekliyor. Ordu temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sahurunu da Fatsa ilçesinde yaptı. Fatsa Belediyesi organizesinde düzenlenen Gönlümüz Bir Soframız Bir Sahur programı oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşti. Fatsa'da Fatsa Belediyesi organizesinde gerçekleştirilen sahur programında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoru, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda partililer katıldı. Sahur programının açılış konuşmasını yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan katılan herkese teşekkür etti. Sahurda da böyle bir güzelliği bizlerle paylaştığınız için en başta Sayın Başbakanımız olmak üzere herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ramazan'ın manevi havasına da çok güzel uydu diye düşünüyorum. Davete icabet ettiğiniz için yürekten çok teşekkür ediyorum. Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenler, bu birliğimizi, dirliğimizi dağıtmak isteyenler çeşitli vesilelerle Türkiye'ye karşı bir takım tertipleri sürdürüyorlar. Bunların en başında terör örgütleri üzerinden yapılan operasyonlar geliyor. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'sunda 22 Temmuz'dan itibaren başlayan, sadece orada değil, aynı zamanda büyük şehirleri de içine alarak çok sayıda vatandaşımızın İntihar saldırılarıyla hayattan kopmasına vesile olan bir seri saldırılarla karşı karşıya kaldık. Burada ister adı PKK olsun, ister adı DAEŞ olsun, bu örgütlerin hepsinin kimler tarafından nasıl kullanıldığını, nasıl yönlendirildiğini biliyoruz. Nasıl desteklendiklerini, nasıl sırtlarının sıvazlandığını, nasıl ellerine imkanlar verildiğini, nasıl maddi olarak, silah olarak vesaire desteklendiğini biliyoruz. Esas mesele terör üzerinden Türkiye'yi bölmek, esas mesele Türkiye'nin güçlü büyük bir ülke olmasına engel olmaktır. İşte bu sofralardaki dualarımız
Ya Rabbi yeniden bu aziz milleti. Sahur programı Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. Fındık üreticisinin yüzünü güldürecek alan bazlı gelir desteği ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatmaya başladı. Saatler 18'den itibaren paralar ATM'ler aracılığıyla hesaplardan çekilebiliyor. Şu anda paralar ödeniyor. Ramazan'da güzel bir para oldu. İnsanlarımız, vatandaşımız, köylümüz, çiftçimiz, emeklimiz bu paradan istifade ediyor. Fındık üreticilerine yapılacak olan alan bazlı destek ödemeleri ödenmeye başladı. Güzel bir oldu. Hükümetten Allah razı olsun. Paralar üreticilerin hesaplarına aktarılmak üzere Ziraat Bankası şubelerine yatıyor. Ya insanlar için çok iyi bir hizmet. Devletimizden Allah razı olsun. Yani insanlara şu mübarek Ramazan'da yiyecek içecek alması için, her şey için çok iyi oldu. Allah razı olsun. 2016 yılı fındık sezonu öncesi üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlayacak olan alan bazlı gelir desteğiyle bu yıl dönüm başına üreticilere 170 lira ödenecek. Allah razı olsun devlet neyse hiçbir şey beklemeden bu parayı bize veriyor yani. Alan bazlı gelir desteği ödemeleri ise Ziraat Bankası şubelerinden TC kimlik numarasının son hanesine bakılarak yapılıyor. Erken alınan ödemelerin ilk gününde TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlar paralarını aldı. Çok güzel bir şey esasında. Ödemelerin ilk gününde bankamatiklerde az da olsa kuyruklar oluştu. 10.000 TL'nin üzerinde destekleme alanlar TC kimlik no'ya bakılmaksızın 22 Haziran çarşamba akşamı, TC kimlik no'sunun sonu 4 ve 6 olanlar 24 Haziran cuma akşamı, 8 olanlar 29 Haziran çarşamba akşamı saat 18'den sonra hesaplarına yatan parayı çekebilecekler. Yani çok güzel oldu tabii haliyle. Tabii hem bayram arafasında hem Ramazan'da çok güzel oldu yani. Tabii olmaz olur mu yani? Çünkü tam yani paranın olmadığı zaman bu zaman yani. Halihazırda o da rast geldi yani. Ziraat Bankası'nca yapılan açıklamada ise ödemelerin Ziraat Bankası Başak Kart aracılığıyla ATM'lerden yapılacağı, şube içinden ödeme yapılmayacağı belirtildi. Fındık bahçeletiyor, gübre atıyor, ne bileyim ben sana tırpanı vurulacak bilmem ne. Tabii çok büyük bir mevla yani haliyle. Onun için çok güzel oldu yani. ATM'den günlük para çekme limitinin ise Başak Kart'la 5.000 lira olduğu ifade edildi. Üzücü bir haber var sırada. Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Ayşe Gence hayvan otlatırken dereye düşerek hayatını kaybetti. Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. Dere mahallesindeki bahçede hayvanlarını otlatan Ayşe Gence dengesini kaybederek dereye düştü. Gence'nin akıntıya kapıldığını gören yakınları, sağlık ekipleri ve komşulardan yardım istedi. Tamam. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dereden çıkarılan Gence'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gence'nin cesedi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şimdi ise bir kaza haberi var. Tuzla'da aynı aileden 6 kişinin bulunduğu araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Araç sürücüsü Fatsa Tipler Derneği üyelerinden 1974 doğumlu Recep Ali Çiçekçi'ydi. İstanbul Tuzla Belediyesi Anadolu Kültür Merkezi'nde düzenlenen orduların yoğun katılım sağladığı iftar programına katılmak için yola çıkan 3 çocuk babası Recep Ali Çiçekçi'nin kullandığı otomobil virajı alamayarak trafik levhasına çarptı, daha sonra takla attı. Kaza Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi'nde saat 21 sıralarında meydana geldi. Recep Ali Çiçekçi yönetimindeki 41U9261 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırımlardaki uyarı levhasına çarptı, daha sonra takla attı. Kazada araçtan fırlayan sürücü Recep Ali Çiçekçi hayatını kaybetti. Çiçekçi'nin eşi Nezaket Çiçekçi, abisi Harun Çiçekçi ve çocukları Kübra, Enes, Ensar ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çiçekçi'nin cesedi ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Hurda'ya dönen otomobil çekici aracılığıyla kaldırıldı. Kaza yapan ailenin yakını ise dehşet anlarını anlattı.
İftar yemeğe kalmayınca iftara yetişelim diye altta yukarı gelirken mürecini alamayın. İşte bu mürecini de aldı. Ben beraber çıkmıştık. Öyle bir sıra kazayı yaptı burada. Çocuk kitabı gidince onun oğlunu sonradan aldım. İndim baktım bizim arkadaşım Recep Ali. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavları maratonu bugün başladı. Sosyal bilimlerle ilgili LYS 4 bugün, matematikle ilgili LYS 1 yarın gerçekleştirilecek. Peki LYS 4 sınav soruları zor mu yoksa kolay mıydı? İşte sınavda ter döken öğrencilerin cevapları. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavları maratonu LYS 4 sosyal bilimler sınavıyla başladı. Türkiye'de 81 il merkeziyle Lefkoşa'da saat 10'da başlayan sınava 517.012 aday başvuru yaptı. Üniversite hedefim PDR olmak. Psikoloji okumak istiyorum yani. Evet. Çalıştın peki sınava yeterince? Çalıştım. Elimden geleni yaptım. Sınav tek oturumda uygulandı ve 135 dakika sürdü. Adaylar LYS 4'te tarih, coğrafya 2 ve felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerini cevaplandırdı. Kolaydı çalışana. Vallahi yaptık önümüze gelen soruları. Nasıl geçti sınav? 90 sorunun 70'ini yaptım. Umarım hepsi doğru olur. Bakacağız önümüzdeki sınavlara. Hangi bölümden girdin sen şu an? Sosyal bilgilerden. Evet, sosyal bilimler. Peki sorular zor muydu? Arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani önceki sınavlara göre daha kolaydı. Kolaydı. Daha yapılabilirdi. Peki yeterince çalıştın mı sınava kendini? O yani mi? Çok çalışmadım ama ya bilgi vardı yani. Peki en çok seni zorlayan konu veya ders oldu mu? Felsefe zordu. Adaylar yarın LYS 1 matematik sınavına 25 Haziran Cumartesi LYS 2 fen bilimleri ve LYS 5 yabancı dil sınavına, 26 Haziran Pazar günü ise LYS 3 edebiyat coğrafya sınavına girecek. ÖSYM tarafından her yıl yapılan lisans yerleştirme sınavı toplam 5 oturum halinde yapılacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan lisans yerleştirme sınavı tercihleri 26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabında yer alan bilgiye göre 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak LYS'nin sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar LYS tercihlerini ise 26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. Ünye Belediyesi ile Ben Bir Sen arasında Ünye Belediyesi'nde çalışan memurların ekonomik hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı'nda Ünye Belediyesi'nde çalışan memurların ekonomik hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik sosyal denge sözleşmesi imza törenini Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ben Bilsen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ve Ben Bilsen Ordu Şube Başkanı Rahmi Çakar katıldı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, çalışanın emeğinin alın terinin kutsal olduğunu, bu sebeple çalışanların refah ve mutluluğuna önem verdiklerini belirtti. Çalışanlarımızın huzuru, mutluluğu, refahı öncelikle onların buradaki alın terlerinin kendilerine takdiminden geçiyor. Memurlarımıza ve sözleşmeli personelimize bu anlamda diğer çalışanlarımızla eşdeğer bir seviyeye çıkabilmesi anlamında sosyal denge tazminatının ödenmesine belediye meclisimiz karar vermişti ve meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum buradan. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu ve Ramazan ayının simgelerinden olan mahyalar bu senede vatandaşların beğenisini kazanıyor. Osmanlı Sultanı 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'nin minarelerine dini sözlerin yazıldığı kandillerin asılmasıyla başlayan ve 450 yılı aşkın gelenek olan mahyalar, Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle ordunun semalarını şenlendirdi. Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı Camii, Ulu Camii, İmam Hatip Lisesi Camii ve Ensar Camii ile Gürgentepe ilçesindeki Merkez Camii'ne daha önce mahya yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, Kumru Merkez Camii'ni de yeni bir mahya ile süslendirdi. Sırada açılış haberimiz var. Hızla gelişen Büyükşehir Ordu'da yatırımlar da ardı ardına geliyor. Geçen sene Faslı'ya şube açan bir AVM şimdi Ordu merkezde hizmet verecek.
22. şubesini orduların hizmetine sunan firma önümüzdeki günlerde de Ünye ilçesinde bir şube açmayı planlıyor. Mağazada oturma gruplarından beyaz eşyaya, televizyondan mutfak eşyalarına kadar çeşitli ürünler bulmak mümkün. Hızla büyüyen bir firma olarak 22. şubeyi orduya açmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten firma genel müdürü Cihan Esme, ordulardan da destek istedi. Bundan daha önce geçen sene Fatsa şubesini açmıştık ki ordudaki hareketliliği bizi gerçekten heyecanlandırdı ve sonrasında ordu şubesini açtık. Bundan sonra da Ünye ile ilgili güzel planlarımız var. Anadolu'daki toplam 13. mağazamız bu. Açılıştayız, heyecanlıyız. Umarım gelen müşterilerimize de heyecan verdiğimize inanıyoruz. Bizler için keyifli bir gün. Katılan herkese ben ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Gelip ürün grubumuzu görüp ziyaret etmelerini ve bugüne özel, açılışa özel kampanyalardan faydalanmalarını istiyorum. Normalde alışılagelmişin dışında bir satış sistemimiz var. Taksitli dediğimiz, senet sistemiyle, sözleşme sistemiyle yapmış olduğumuz bir satış sistemimiz var. Açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyalar olunca mağaza ilk günden yoğun bir kalabalıkla buluştu. Vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Açılış öncesi bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Ahmet Akın Varıcıel ise, ordulu vatandaşlar için alternatiflerin artmasında, yani mağazanın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ordumuz için çok önemli bir müessesesinin açılışında birlikteyiz. Ordumuzun gelişmesine, standartının yükselmesine, vatandaşlarımız için alternatifin artmasına vesile olan alışveriş merkezini açan, gayret eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Mağazanın açılışı Yeni Mahalle İmamı Yusuf Karataş'ın okuduğu duanın ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Ve kapatıyoruz. Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Birazdan spor haberlerini izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Ordu Spor Eski Kulüp Başkanı Nedim Türkmen, Ordu Spor'un tekrar eski günlerine dönebileceğini açıkladı. Ordu Spor'un borcunun korkulan düzeyde olmadığını belirten Türkmen, söylenen borcun düşük rakamlarla kapatılabileceğini vurguladı. Türkmen, öncelikle FIFA dosyalarının çözülmesini, bunun da çok zor olmayacağını ifade etti. FIFA dosyalarının uzun vadeye yayılabileceğini belirten Türkmen, buna gerekçe olarak da takımın 3. lige düşmesinin gösterilebileceğini söyledi. Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararla küme düşen takımlara belirli ölçülerde maddi destek sağlandığını hatırlatan Türkmen, doğru hamleler sonrasında Ordu Spor'un tekrar eski günlerine dönmesinin çok da zor olmayacağına dikkat çekti. Ordu Spor Yönetim Kurulu'nda yaprak dökümü erken başladı. Bir hafta önce yapılan olağanüstü kongrenin ardından geçen yılda Ordu Spor Yönetim Kurulu'nda görev alan Ali Köse, istifa dilekçesini Ordu Spor Kulübü'ne gönderdi. Geçen yıl zor şartlarda görev yaptıklarını ifade eden Köse, sözlerini şöyle sürdürdü. Başarılı olamayacağıma, yani kulübe bir katkıda bulunamayacağıma inandığım için ve de şu andaki yönetim, mevcut yönetim kurulu içerisinde kafamın örtüşmediği veya başarılı olamayacağımı düşündüğüm kişilerin olması sebebiyle istifa ettim. İstifa dilekçemi de kulübe gönderdim. Başarılar diliyorum. İnşallah iyi olur. Bu kulüp hepimizin kulübü. Benim ayrılış nedenlerim budur. Bir önceki yönetim listesinde vardınız. Evet. Kongre öncesi sizinle ilgili bir görüşme olmadı mı? Yani tekrar görev almak istiyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. İsmimin yazılacağını, tekrar dahil edileceğimi az çok biliyordum. Bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan Ordu Spor'un kalıcı olması. Ben giderim, o gider. Orası benim babamın çiftliği değil. Herkes görev yapabilir. Herkes Ordu Spor aşığıdır. Ama dediğim gibi yani örtüşmeyen insanlar var. Onlarla başarılı olamayacağımı bildiğim için ben istifa ettim. Bugün varız, yarın yoğuz. Mühim olan Ordu Spor, Ordu Spor'un kalıcı olmasıdır. Ordu Spor'u yeni sezonda kim çalıştıracak? Artık bu sorunun cevabı araştırılıyor. Bu konuda Ordu Spor yönetimi geçen sezonun son 5 haftasında takımı çalıştıran Metin Altınay'ı Ordu'ya çağırmakla ilk hamleyi yaptı. Kulüp Başkanı Yaşar Pamuk ve Transfer Komitesi ile görüşen Metin Altınay, bu konuda Ordu Spor Yönetim Kurulu'ndan bir haftalık süre istediği bildirildi.
Metin Altınay'ın tekrar Ordu Spor'da görev alması için öncelikle iskelet kadronun korunması, Ordu Spor'da kalmak istemeyen futbolcuların gönderilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtilirken, ilk kampın Ordu Spor tesislerinde bayramdan sonra başlayacağı açıklandı. 10 gün sürmesi beklenen Ordu kampının ardından takımın 2 hafta sürecek olan ikinci etap kampını da Bolu'da yapması düşünülüyor.